Evet, Ahmet Bey, Bodrum bir deprem atlattı ve birçok haberlerde, Bodrum'da yalan haberlerle insanları tedirgin ettiler. Özellikle hem tsunami hem de o artçı depremlerden dolayı yeni bir büyük deprem beklendiği yönünde. Siz de bu konuda bir yazı yazdınız ve gayet de Bodrum'u iyi analiz ettiniz. Neler söyleyeceksiniz Bodrum'da yaşanan depremle ilgili ve yaşananlarla ilgili? Valla Bodrum'da depremin etkisi tamamen gitti. Zaten uzmanlar da yaşanan depremle birlikte fay hattındaki enerjinin büyük ölçüde boşaldığını söylüyorlar. Yani yeni büyük bir deprem falan beklenmiyor. İnsanlar burada gayet mutlu, huzurlu. Kaçmaya gerek yok. Bodrum'a gelmelerini istiyoruz. Bodrum'da ne deprem tehlikesi var, ne tsunami tehlikesi var. Herkes çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle burada tatil yapıyor. Ben de insanların burada tatil yapmalarını dilerim, isterim. Dünyanın, artık Türkiye'nin gündemini tutan bir duayen olarak hep umut dünyasında yaşıyoruz da Ahmet Bey. Önümüzde nasıl bir Türkiye bekliyor bizleri? Neler söyleyeceksiniz? Özellikle yani Bodrum'dan bir mesajınız var. Valla Türkiye'de büyük bir karmaşa var. Bunun böyle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Taşlar yerine oturur zamanla. Umutsuzluğa kapılmamak lazım. Çalışmak, çabalamak lazım. Umutsuzluğa kapıldıkça daha da batağa saplanırız. Umutlu olursak eğer kurtuluşumuz olur. Umudumuzu koruyalım derim. Özellikle Türkiye'nin dış politika açısından hem Katar'a uygulanan ambargo, bir yandan diğer aşamalarda bakınız, İsrail'in özellikle Mescid-i Aksa ile ilgili yaptırımlar, bunlara sert tepkiler var. Bu Türkiye'ye oynanan bir oyun mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani Türkiye'ye oynanan bir oyun olarak değerlendirmiyorum. Katar krizi zaten bölgesel bir kriz. Mescid-i Aksa'da İsrail'in yaptığı, zaten öteden beri yapa geldiğinin bir tür devamı, yeni bir şey değil. Türkiye ile de bir alakası yok. Yani Türkiye duyarlı yani bu konuda ama bu uygulamanın Türkiye ile bir alakası yok. Almanya krizi biraz ciddi. O Türkiye ile ilgili. Orada da hükümet, iktidar daha itidalli davranmaya başladı. İyi de oldu. Herhalde büyük bir problem çıkmadan çözülecek. Yani dış politikada işimiz zor ama bu üç son dönemde ortaya çıkan üç örnekten ikisinin bizimle doğrudan bir ilişkisi yok. Dolaylı ilişkisi var. Almanya ise doğrudan ilişkili. Bunları söyleyebilirim. Yani. Ahmet Bey, yeni hükümette kabine oluştu. Yeni bir vizyonla hizmete başladılar. Yaşanan bu tüm gelişmeleri siyasete dayandırmak mı gerekiyor? Hem Avrupa ilişkilerimizle hem Türkiye'de yaşanan terör, bir yandan FETÖ operasyonları da devam ediyor. Özellikle o halin uzatılmasından dolayı o hal olan noktalara turizmin gelmemesi yönünde Avrupa ülkelerinin özellikle baskısı var. Bunu bir siyasal olarak değerlendirebilir miyiz? Bunların nedenleri farklı, çeşitli nedenleri var ama hani turistin Türkiye'ye gelmesini engelleyecek çok iş yapıyoruz maalesef. Onlardan kaçınması lazım Türkiye'nin. Kabine değişikliği rutin bir değişiklik. Öyle çok büyük anlam önem atfetmeye gerek yok. Ben de zaten öyle bir önem atfetmiyorum. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok ya. Bu kadar. Umudumuzu yitirmeyelim. Umudumuzu aynen, her zaman koruyalım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.